Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle ENS, TYT, Sosyal Bilimler testi tarih sorularının cevaplarını konuşacağız. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Kök Türkler iki defa devlet kurmalarına rağmen komşu oldukları Çinlilerin Kök Türkler içerisinde iç kargaşa çıkarması ve siyasi boşluktan faydalanarak onlara baskı yapması sonucu kısa sürede yıkılmışlardır. Buna göre Kök Türklerin kısa sürede yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir diye soruyor sorumuz bize. Tabii ki de cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacaktır. Ülke hanedanın ortak malı sayılması biliyorsunuz ki arkadaşlar tas kavgaları yani iç kargaşa çıkmasına, bu da siyasi boşluk oluşmasına sebep oluyor. Diğer seçeneklerimize baktığımızda ekonomik olarak Çin'e bağlanmasıyla iç kargaşanın siyasi boşluğun hiçbir alakası yok. Kanun yetkilerini Göktan'dan alması, bu arkadaşlar sadece gücünü Tanrı'dan alıyor ve gücünü sağlamlaştırıyor. Kanun babadan oğula geçmesi bu saltanatı gösteriyor arkadaşlar bize. Bu da değil. Bu tabii ki de olamaz. Ordu millet anlayışının olması savaşçı bir toplum özelliğini gösterir bu durum bize. Ülke hanedanın ortak malı olması daha genel bir yargıdır arkadaşlar. Çünkü babadan oğula geçmesi saltanatı gösterirken bir sülalenin ortak malı olduğunda biliyorsunuz ki amcalar, kuzenler ne yapıyor arkadaşlar? Tahta hak iddia ediyor. Bir diğer sorumuza bakacak olursak. Büyük Selçuklu'da 20 yıl devrilik yapan Nizami'nin Siyasetname adlı eserinde hükümdarın adaletli olup gafil olmamasını, kimsesizleri korumasını ve liyakat ehline görev vermesini tavsiye etmiştir. Nizami'nin bu nasihatlerinin bir sınırları genişletme, iki devleti ayakta tutma, üç sosyal adaleti sağlama amaçlarından hangilerine yönelik olduğunu söylenebilir diye soruyor sorumuz bize. Baktığımız arkadaşlar seçeneklere sınırları genişletmeye dair siyasetnamede herhangi bir bilgi vermemiş bize. Birinci öncül olamam ben arkadaşlar. Tabii ki de bu adaletli olması, gafil olmaması, liyakat ehline görev vermesi, yani hak edenin hak ettiği yere gelmesi, kimsesizleri koruması, devleti ayakta tutmaya çalıştığının göstergesidir. Yine adaletli olması, sosyal adaleti sağlamaya yönelik olduğunu gösterir. Yani cevabımız bizim D seçeneği 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya bakacak olursak, bir Osmanlı aydını olan Ömer Talip, 1625'teki değerlendirmesinde Avrupalıların coğrafi keşiflerle dünyayı tanıyıp, gemileriyle önemli limanları ele geçirip, Hint ve Çin limanlarının önemlerini Avrupa'ya, diğerlerini ise İstanbul'la İslam ülkelerine getirip 5 katı fazla fiyata sattıklarını ve bunlara karşı Osmanlı'nın Yemen kıyılarının ve ticaretini ele geçirmesini tavsiye etmiştir. Parçada Osmanlı aydınının tavsiyesi aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleştirmeye çalışılmıştır? Tabii ki de cevabımız arkadaşlar Hint deniz seferleri olacak. Biliyorsunuz ki Hint deniz seferleriyle Akdeniz, aynı zamanda Yemen bölgesi, yine aynı Hicaz Yemen bölgesi, yine aynı zamanda oradaki Müslümanlara yardım gönderilmek hedeflenmiştir. Mısır seferi Yavuz Sultan Selim döneminde Memlükler üzerine gerçekleşecek bir seferdir. Bu olamaz arkadaşlar. Bağdat seferi yine arkadaşlar İran üzerine gerçekleşecektir. Zigetvar seferi Avusturya üzerine Kanuni döneminde gerçekleştirecektir. Son sefer olacak. Viyana kuşatması da yine aynı şekilde Avusturya üzerine gerçekleşen bir sefer olacaktır. Bir diğer sorumuza bakacak olursak, 19. yüzyılda siyasi birliğini sağlayan İtalya haritada belirtilen bölgelerden hangisini işgal etmiştir diye soruyor bize sorumuz. Tabii ki de arkadaşlar cevabımız Libya olacak ki 20. yüzyılda da zaten biliyorsunuz ki Trablusgarp olarak karşımıza gelecek ve İtalya'nın hedefi Akdeniz olacak. Bir diğer sorumuza bakacak olursak, Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesiyle ilgili olmayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesine ilgilendiriyor. Ya bakmamız lazım bu cümle. Meclisin açılması egemenliğin millette olduğunu gösteren bir durumdur. Yine cumhuriyetin ilan edilmesi seçme seçilmedir. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetin ilanına zemin hazırlayacaktır. Ya da temsil heyetinin kurulması tabii ki de halkın temsil etmesini sağlamıştır milli mücadele döneminde. Ancak millet mekteplerinin açılması
Tabii ki de. Asla değil. Çünkü arkadaşlar millet mekteplerinin açılması okuma yazma oranını arttırmaya yönelik bir gelişmedir. Yani halkçılıkla alakalı bir durumdur diyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.